İnsanlar genellikle neden hiç başlamaz? Çünkü içindeki o ses yapamazsın der. Başaramazsın, başaramayacaksın, olmaz. Acaba o ne der? Bu ne der? Diyerek frenler. O içindeki ses, içindeki o haz maymunu kişiyi korkutur ve kişi hiç başlamaz. Cesaret edemez. Mesela dil konusunda problem yaşayanlar, bilhassa Almanya'da, Almanca biraz zor deniyor. Evet, Almanca çok zor. Sen konuşamazsın. Ne derler? Ondan sonra yanlış cümleler kurarsın. Millet güler sana diye o içindeki ses sürekli o kişiyi frenlediğinden dolayı kişi hiç cesaret edip Almancayı konuşmaz bile. Kursuna gider 1 sene, 2 sene, 5 sene, 10 sene neyse ama bir türlü Almancayı öğrenemez. Fren insanın kendisidir, zihnindedir. En büyük fren insanın cesaretsizliğidir. Kendini frenlediğinden dolayı kişi hiç başlayamaz veya herhangi bir işi sürekli başlamak istediği işi sürekli erteler, başaramayacaksın. Çünkü daha önceden başaramamıştın, şimdi de başaramazsın. Veya senin komşun ne diyecek? Sana şöyle der, onlar acaba ne der diyerek sen sürekli kendini frenlersin. Veya kişi online eğitime katılmak ister. Online eğitimler biliyorsun. Yani bir dershane yok. Online evden hemen girip bakabiliyorsun online eğitime. Bu eğitimi kendi kafasına zorlaştırır. Ya çok zor. Sen interneti bilmiyorsun. Cep telefonu kullanamıyorsun. Acaba yapabilir miyim? Acaba başarabilir miyim? Burada öğrendiklerimi unuturum. Veya der ki ben şimdi seyredeceğim ama sonra seyredemeyeceğim diye kendini devamlı zabote eder. Aslında online eğitimler şöyle sevgili arkadaşlar, izlediğinizde kayıtlı olduğu için tekrar izleyebiliyorsunuz. Yani tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz. Hatta 180 kere izleyebilirsiniz online eğitimleri. O şekilde daha verimli oluyor. İnsanlar ya ben teknolojiden anlamıyorum, yapamıyorum, başarısız olacağım, bunu bir daha izleyemeyeceğim diyerek kendisini zabot eder, hiç başlayamaz eğitimlerle kendini hiç geliştirmez bile. Der ki en iyisi TikTok'a gireyim, TikTok'tan videoları izleyeyim, keşfete gideyim, keşfetten, Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan bir şeyler öğrenirim diye kendini sürekli zabote eder sevgili arkadaşlar. İşte o insanın içindeki ses, haz maymunu kişiyi frenler. En büyük düşmanı, en büyük freni aslında insanın içindeki insanın kendi zihnidir. O frenler kişiyi. Almanların bu konuda bir sözü var. Eğer diyor korkuyorsan gözlerini kapat ve devam et diyor. Gözlerini kapat ve devam et. Fazla düşünme, devam et diyor. Augen zu und durch diyorlar. Yani gözünü kapat, kulağını kapat ve devam et. Çünkü onu yaptığında ilk aşamayı, ilk adımı attığında ikinci adım geliyor zaten. Çünkü cesaretleniyorsun birden. Bu basamağa geçince ikinci basamak sana kolay geliyor. Gözlerini kapatıp devam ettikçe cesaretleniyorsun ve adımlar yükselse bile çok daha fazla yüksek olsa da sana artık kolay geliyor. Bakın buradaki basamağın yüksekliği küçük, buradaki gibi değil, buradaki daha fazla ve bu basamaklar sana artık kolay geliyor, cesaretleniyorsun. Hatta biliyorsunuz ticaretin 1/10'u cesarettir. Yani cesaret her zaman insana kazandırır. Para akışkandır. Para korkaktan kime akar? Cesaretliye akar. Cesaretli olan her zaman kazanır. Sadece para içinde mi böyle? Hayır. Başarı da yine korkaktan kime akar? Cesaretliye akar. Peki huzur yine korkaklardan kime akar? Cesaretliye akar. Veya sağlık yine korkaklardan, harekete geçemeyenlerden cesaretliye akar. Mesleki başarı, kariyer yine korkaklardan her zaman akar. Kime? Cesaretli olana akar. Sevgili arkadaşlar, o yüzden gözlerinizi kapatın, başlayın, devam edin. Harekette bereket var. Hareketin arkasından, hareketten sonra bereket gelir. Yani bereket hareketten önce gelmez. Yani hareketten önce gelmez. İlk önce hareket, ondan sonra yani birinci sırada hareket, ondan sonra bereket gelir değerli arkadaşlar. Yani hareket etmek gerekiyor. Hareket ettiğinizde, ilerlediğinizde
açılmaz denen otomatik kapılar, önünüzdeki kapılar açılmaya başlar. Oradaki sensör sizi görür. Buradaki sensör var ya, otomatik kapı böyle açılır. Hayat böyledir. Senin sadece hareket edip yaklaşman gerekiyor. Kapılar açılır. Kimisine açılıyor, kimisine kapanıyor kapılar, değil mi? Kime açılıyor kapılar? Hareket edene, yani cesur olana, cesaret edene, gözlerini kapatıp devam edene kapı açılıyor, kapılar açılıyor. İşte finansal özgürlük kapıları, zenginlik, bolluk, bereket, huzur, sağlık, mutluluk, aklına gelen bütün güzellikler. O zaman yaklaşırsan sensöre, ilerlersen, gözlerini kapatıp devam edersen, tabii kader gayrete aşıktır hesabı, otomatikman kapılar açılır. Hangi kapılar bunlar? Mesela biraz önce dediğimiz gibi sağlık dedik, finansal rahatlık, meslek, ondan sonra özgüven, erteleme hastalığından kurtulmak. Başka ne vardı? Aile konusunda sen her zaman kapıları açarsın. Ama ne zaman sen ilerlersen, hareket edersen olur. Hareket etmeden bereket olmaz. Çalışanı herkes sever. Çalışmayanı hiç kimse sevmez. Erteleyeni hiç kimse sevmez. Kararsız olanı gerçekten kimse sevmez. Kararlı olanı, ertelemeyeni, sözü ve özü bir olan, aldığı kararların arkasında duranı herkes sever. Mıknatıs gibi kendine güzellikleri çeker. İnsanoğlu eğer özü ve sözü bir ise, öyle düşünün bu kişiye, tamam mı? Biraz komik çiziyorum ama biraz şeye benzedi. Bu kişinin bir aurası oluşuyor, bir enerji oluşuyor. Eğer sözü ve özü bir olduğunda, sözünü yerine getirdiğinde bir özgüven artıyor ve bu şekilde dalga dalga enerji yayar. Dünyanın her tarafına bu pozitif enerjiyi yayar. Eğer sözü ve özü aynı ise, yani birbirine yakınsa bunlar, o zaman o şekilde olur. Ama birbirine sözü ve özü, davranışı birbirinden uzaksa kişi itici olur, çekici olmaz, itici olur. Bütün iyilikleri kendinden iter ve bütün kötülükleri kendine çeker. Eğer sözü ve özü bir değilse, yani kararsızsa, kararlarını yerine getirmiyorsa, söz verdiyse yerine getirmiyorsa, o zaman o şekilde der ki ya arkadaş, bütün kötüler, bütün kötülükler, bütün sıkıntılar, bütün deliler beni buluyor der. Ben de diyorum ki onlara, acaba aynaya baktın mı? Kendine bir bak, sözünle özün bir mi? Aldığın kararları yerine getirebiliyor musun? Dediklerini yapıyor musun? Hareket ediyor musun? Harekette bereket var. Kendini zabote mi ediyorsun yoksa? Zabote ediyorsan, kendini frenliyorsan, eğitime katılmak istiyorsun. Yıllardan beri benim programımı takip ediyorsun. YouTube kanalıma giriyorsun, bakıyorsun, inceliyorsun. Hocam çok süpersin, mükemmelsin diyorsun. Ama bir türlü eğitime başlayamıyorsan sıkıntı var demektir. Çünkü sen kendini frenliyorsun. Devamlı içindeki ses, acaba ben yapabilir miyim? Ya arkadaşım, herkes yaptı, herkes başardı. Sen de gidip bak, gör, nasıl başarmış insanlar gör. Onlar yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Peki başaran insanları nerede göreceğiz? Nerede var bunlar diye soruyorsan, çok basit. Instagram sayfasına git, İsa Mail yaz. Feedbackler kısmına gir, yorumlar kısımları. Tamam mı? Bakın buradan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, ta 10 tane feedback var. Her birinde yüzlerce feedback var. Yani öncesine, eğitimden önceki hali, eğitimden sonraki hali oradan okuyabilirsiniz. Şuradan takip edebilirsiniz. Hepsini okuyun, inceleyin. Bakın sevgili arkadaşlar, ben yetiştiremiyorum ama siz belki yetiştirirsiniz, zamanınız vardır. Burada önce eğitime katılmadan önceki hali, kişinin eğitimden sonraki hali, bunları okuyabilirsiniz. Ve içinizdeki o, hani sizi frenleyen haz maymununu susturursunuz. İçinizdeki o tavuk veya ördek, neyse artık kim konuşuyorsa, onu o zaman frenleyebilirsiniz. Onlar başardıysa siz de başarabilirsiniz. Yeter ki kendinize inanın değerli arkadaşlar. Evet, siz de bizim online eğitimlere katılıp 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik programlarımızla, mentorluk programlarımızla, özel programlarımızla ilerlemek istiyorsanız, başarmak istiyorsanız,
O zaman bizim eğitimimize katılmak için hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin. Eğitime katılabileceğinizi anlarsak, yani uyuyorsanız programa, o zaman sizi biz de programımıza alırız. Sizinle 3 aylık bir program yaparız. Özel bir program ve takipli bir sistemle siz de başarabilirsiniz. O biraz önce dediğimiz gibi kapılar otomatikmen açılır. Ben başarabileceğinize inanıyorum. Siz de kendinize inanın. Başkası başardıysa siz de başarabilirsiniz. Hemen aşağıdaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.